Orası tuhafiyeci olacak işte o kadar. Evinle bir peket. Ama efendim, bu memlekette tuhaflıktan geçilmezken bir de bunun dükkanını açmak daha tuhaf olmaz mı? Gel vazgeç bu sevdadan. Boş boş konuşma Şuayb. Bir peket diyor. Bak beni engellemeye kalkma, kafama koydun iş kadını olacağım. Sen zaten iş kadınısın hayatım. Bırak senin işlerine de ben ilgileneyim. O dükkanda kiraya verelim olsun bitsin. Bir peket yuvara dedim. Hayır olmaz. Peki o zaman size zahmet olmasın, ben kendim alırım. Bak sen burada, ben bitişikte. Bütün gün beraber oluruz, ne güzel değil mi? Benim de korktuğum bu zaten. Ne dedin? Ben mi? Dedim ki ben bir şey mi dedim? Tabii. Ben burada yakınında olunca sen de burada rahat rahat fingirdeşemeyeceksin. Bütün mesele bu değil mi? Hayatım ben her koşulda fingirdeşebilirim. Yani fingirdeşebilirim derken teorik olarak. Pratikte asla böyle bir şey aklımdan bile geçmez. Hadi oradan, daha ne günü unutmadım. Onu hangimiz unutabildik ki? Bahsetme canım o iffetsiz kadından. Hadi canım sen de onun için geberiyordun ama... Bir başkasını bulup da kaçıp gidince avucunu yaladın. Sen yanlış anlamışsın hayatım. Bütün suç Nilgün'deydi. Evli olduğumu bile bile sakız gibi gelip yapışıyordu. He vallahi, hani var ya hepsi bir arada. Dişine de bakar, falına da. Sen karışma. Daha reklam arası vermedik. Senle sonra hesaplaşacağım. Ben ne ettim ki mecburiyet hanım? Döve döve müşkülü köyüne yolladım. Doğru iftira. Müşkül eskere gitti. Affedersin ama müşkül askerliğini yapmıştı. İhtiyata çağırmış olamazdı ama. Ulan senin yüzünden sağ kolumu kaybettim. Şimdi solak solak tek başıma çalışıyorum ben. Evet bak, benim tuhafiyeci dükkanım için alışverişe çıkmamız lazım. Ama şu ayıp benimle gelemiyor. Dükkana kim bakacak? Değil mi ama fırfırım? Şimdi ben de senden gelmek isterim ama dükkan boş. Bırakılmaz ki. Bak gördün mü, iş açtım başımıza. Ya tamam ya tamam. Hata ettim, kabul. Ama hatamı telafi edebilirim. Yani eleman sıkıntınızı giderebilirim. Ne yani, benim yanımda mı çalışacaksın? Canım hata ettim dediysem kulek cezasını da hak etmedim. Kalkılmış işten çıktıktan sonra gelip buraya iki saat çalışıyor. Size de faydası olur, bana da. Ayol zaten kadın bütün gün çalışıyor. Ölüyor yorgunluktan. Bir de akşam burada mı çalıştıracaksın? Ne insafsız adamsın be? Değil mi ama? Sen de vazgeç bu sevdadan. Erkek dururken kadın çalışır mı? Sen de bu tuhafiye işinden vazgeç. Çıt çıtım. Ben çalışır, ikimize de bakarım. Bana bak Şuayb, zevzekliği bırak. Hadi yürü, alışverişe gidiyoruz. Biz dönene kadar itilmiş bu dükkana bakar. Öyle değil mi itilmiş? Artık bu kadarını becerirsin herhalde. Bilmem ki ne desin. Kolay iş değil tabii ama... Ya yapacağız bir fedakarlık. Hadi yürü, hadi yürü. Bana bak. Git, git. Gözüm arkada kalmasın. Kendim malım gibi bakarım ben bunlara. Merhabalar. İyi günler. Sana da iyi günler. Rakı içmek için biraz erken saat değil mi? Geç bile kaldım. Bu dün akşamın rakısı. Ne? Efendim, müşteriyle ilgilenir misiniz? Aa öyle ya. Ne istiyordun sen? Peynir istiyorum. Peynir, buyur al. Yalnız elinden alacağım, bir tane çatalda. Öyle değil beyefendi, ben bir kilo peynir istiyorum, 350 gram da dilli salam istiyorum. Dilli salam yok. Nasıl yok beyefendi, işte görüyorum. Yok, kalmadı. Beyefendi var, bak ben görüyorum. Yok, o dilsiz salam, dilli salam kalmadı. Beyefendi, dilli salam. Dilsiz aslanım, dilsiz. İstesen kendisine soralım. Lan! Salam, sen dilli misin lan? Bak cevap vermiyor, görüyor musun? Demek ki dilsiz. Zaten uzatma, bir bu kaldı, bunu da ben akşam giderken eve götüreceğim. Ne biçim esnafsınız siz? Beğenemedin mi? Beğenemedim yani. Yani beğenemedin he? Çok acele ettin Sedef'i duymaz. Ne yani, yangından tuhafiye malzemesi mi kaçırıyorsun? Sipariş verseydik iki gün sonra getirirlerdi. Ya bana bak kesesine. Hayır, getirmeseler de. Bu iş olmuyor derdik, tuhafiye işinden vazgeçerdik. Bana bak şu ay, beni gene sinirlendiriyorsun. Ne olur lan burada? Niye dövdün lan adamı? Biz müşteriyi sokaktan bulduk lan. Sen burada olsan daha fena yapardın be Şuayb Bey. Hak ettin.
Ne o be? Sen dükkanda içki mi içiyorsun yoksa? Daha neler, mecburiyet hanım. Ben hiç içki içer miyim? Ona ana diyordum ya. Herif geldi, oradan bir rakı istedi. Şunu istedi, bunu istedi. Bir sürü meze istedi. Ben de verdim, demlenmeye başladım. Bu anlattıklarına pek inanasım gelmiyor ama. Haklısınız. Evvela ben de kulaklarıma inanamadım. Ama adam ben Şahip Bey'in çok yakınıyım dedi. Yakınıyım deyince ne istediyse verdim tabii. Herif yedikçe yedi, yedikçe yedi, içtikçe içti. Kafayı bulunca da başladı sağa sola saldırmaya, küfür etmeye başladı. Sana bile soğudu Şahip Bey. Ah, bayağı şolaşık vay. Ah, bravo. Ben de bak şolaşık ne dedi buna. Ben de patronuma soğudum ben dedim. Aa, Şahip nereden senin patronun oluyormuş? Canım ya olursa yani burada çalışırsam belki diye düşünüyorum. Aslında olmayacak bir şey değil tabii. Nah tamam kabul ediyorum burada çalışabilirim Şahip Bey. Neyse canım cana gelen mala gelsin. Nah bravo Şahip Bey. Ya, yaman adamsın ve selam. İşte böyle adam olduğun için senin yanında çalışmayı kabul ediyorum. İnce ince